orijinallikmiş. Köfteciyi arabama sokulur ya. Sığamıyorum bile buraya. Biz yattık, biz bittik. Biz mahvolduk Rafi. Babam çok kötü darbe yaptı. Ne yapacağız şimdi patron? Ne demek ne yapacağız? Bulacağız bir yerden parasını, vereceğim, o da gidecek. Başka yolu yok. İyi günler. İyi günler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetim Görevlisi Asaf Karaoğlu. Rutin bir kontrol yapmamız gerekiyor. Evraklarınızı görebilir miyiz? Tabii. Kadir, gel buraya evraklarınızı göster. Kardeşim, niye şikayet ediyorsunuz ya? Sigortanızı yaptıracağız demedik mi? Biz şikayet falan etmedik ki patron. Çıkart. Çabuk önlüğünü çıkart. Ne? Çabuk çıkart. Çabuk. Ha, Dombili de sen de burada çalışmıyorsunuz, anladın mı? Nasıl ya? Bayağı yani. Git söyle Dombili'ye çabuk çıksın ocaktan. Kadir diyorum. Geldim baba. Evet, belgelerinizi ibraz etmenizi bekliyorum. Belgeler mi? İbraz ederiz, hallederiz. De bir de belgelerin ne olduğunu öğrenseydik daha rahat hallederdik, ibraz ederdik. İşçilerinizin sigorta belgeleri. İşçi mi? Hangi işçiler? İşçilerin diyor, işçilerin. O şişman çocuk da, o siyah çocuğu diyor. O hangi şişman çocuk baba? İşte bu arkadaşlar, bunlar burada çalışmıyor mu? Bu arkadaşlar? Yok canım, bunlar burada çalışmıyor. Bunlar sadece müşteri. Müşteri mi? Siz buyurun oturun, ben sonra sizinle ilgilenirim beyefendi. Gel bakayım. Çabuk olun lütfen, biz çok açız. Evet. Yapmayın beyefendi, biz girdiğimizde bu arkadaş ızgaranın başındaydı. Evet, çünkü burası bir kendin pişir, kendin ye restoranttır. Çalışanlarınız nerede peki? Çalışanımız yok, bir tek ben varım. Bir de babam var kasada, o da hobi olarak takılıyor arada sırada. Ne oluyor be? Bu arkadaş burada çalışıyor. Hayır efendim, o bir müşteri. Köfte kokuyor. Hangi müşteri bu kadar köfte kokar? Kendileri şahsen bizzat kasaptır, değil mi Hasan Bey? Evet. Bu da mı kasap? Yok. O renginden de anlayacağınız gibi turist. Ülkemizi geziyor. He, mkali. Nimekuja kutembea Uturuki. Nchi nzuri, watu wazuri, vyakula vizuri. Nilikuwa nimeja na familia yangu lakini wamekosa visa. Ikabidi waende Ujerumani na wapi lakini ndio tumekuja. Tunatembea. Ukitaka kuoa, ukitaka kuishi hapa hapa, alafu vyakula vyao ni vizuri. Utakuwa na bibi, utazaa watoto, uendelee na ha? Sanırım bu sizi ikna etmiştir artık. Etmedi. İş yeri açma ruhsatınızı görebilir miyim? Göstersene şu ruhsatı yahu. Peki baba. Niye arıyorsunuz? Bu tür belgelerin duvarda görünür bir yerde asılı olması lazım. Evet, öyleydi. Duvarda asılıydı ama hırsız girmiş, hepsini almış götürmüş. Çalışma izniniz yok değil mi? İzin mi? Bir dakika ya, bir dakika. Ne izni? İzin mi almamız gerekiyordu? Vallahi bilmiyordum. Nereden alıyorduyduk da bu izni biz? Tutanak tutmanız lazım. Burası kaçak bir iş yeri. Bunlar da sigortasız işçiler. Şey, ben gerçekten bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Kimden almamız gerekiyor bu izni? Sizden alsak olur mu? Bakın, devletin kalemini boş yere harcamayın. Yazıktır, günahtır. Ben en kısa zamanda belgelerimi tamamlarım, hallederim yani. Sanırım maliye ve vergi kayıtlarınız da eksiktir. Kayıtlarınızı kontrol edeceğiz. Eğer maliye ve vergi kayıtlarınız da eksikse başınız gerçekten dertte demektir. İyi günler. Hadi beni soyuyorsun. Devleti niye soyuyorsun? Onu bunu bilmem. Yarına paramı isterim. Yoksa çok fena olur. Güle güle Kudret amca. Güle güle. Merhaba Kudret abi. Nasılsın? İnsanın böyle evladı olunca nasıl olur?
Merhaba çocuklar. Merhaba Sinan abi. Merhaba Kadir. Merhaba Sinan abi, hoş geldin. Nesi var babanın böyle? Siniri abi. Benden cebren ve hileyle almış olduğun çeki geri göndermişsin. Öğrenince gözlerim doldu, çok duygulandım. Dur Sinan abi ya, zaten benim burada içim parçalanıyor. Tabii 10 milyarı iade etmek kolay bir şey değil. Babam İstanbul'a niye geldi biliyor musun Sinan abi? Niye? Çünkü babam çok hasta. Doktorlar derhal ameliyat olması gerek diyorlar. Yoksa 2 ay bile yaşayamazmış. Hadi ya. Çok komplike bir ameliyatmış. Çok pahalıymış. Zavallı babacığım. Onu sadece 2 aycık daha görebileceğim. Şu paranın gözü kör olsun Sinan abi, kör olsun. Ya, üzme kendini Kadir'cim. Anlat hele bakalım nesi varmış. Parayı dert etme. Çözeriz. İşte böyle Sinan abi. Ben o çeki senden babamın ameliyatı için almıştım. Ama babamın hayatı bile mevzu bahis olsa dürüstlükten vazgeçemiyorum. Yapım bu benim, elimde değil. Neyse, ben artık parayı başka bir yerden bulurum. Ameliyat parası bulamasam bile helva parası bulurum herhalde. Olmaz öyle şey. İnsan babasından bu kadar çabuk vazgeçer mi canım? Ne yapayım Sinan abi, banka mı soyayım? Hayır. Parayı ben vereceğim. Ne zaman ameliyat olması gerekiyormuş? Yarın, belki yarından da yakın. Tamam, ben yarın ayarlarım. Sen hastaneyi organize et, randevuyu al. Üzülme canım, yani prostat kolay ameliyattır, atlatır. Sinan abi, var ya Sinan abi, sen olmasan... Oo, gerek yok, gerek yok. İnsanız biz. Bugün sana, yarın bana. Yardımlaşacağız tabii. Hadi, ben şimdi gidiyorum. Üzme kendini, tamam mı? Tamam Sinan abi, tamam. Ne bakıyorsunuz öyle şebelek şebelek he? 10 milyar bulmak için daha parlak bir fikriniz varsa söyleyin de onu yapalım. Kudret, niye oturtmuyorsun çocuğu masaya? Aç aç duracak mı öyle? Gitsin başka yerde yesin. Benim oturduğum masaya oturamaz. Baba. Çocuğun yanında böyle konuşmasanız. Yüz vermeyin o kadar. Yoksa aynen bunun gibi olur. Vergi kaçakçısı. Her insan suçu ispatlanana kadar masumdur. Hatırlatırım yani. Söyle şuna konuşmasın. Kim ayıkladı bu fasulyeyi? Niye sen ayıklamadın? Niye kontrol etmedin? Bu kılcık ne? Ha? Bu kılcık ne? Şey, ben dedim... Yemiyorum ama... yemek filan be. İnsan biraz özen gösterir, itiraf gösterir ya. Birisi köfteci dükkanı açar, ruhsatı yok. Biri fasulye ayıklar, kılçığı çok. Tuvaletin musluğu akar, contası yok, bakan yok. Bunlara hep sen yüz veriyorsun. Hep senin yüzün oluyor. Bunu da sen şımarttın. Geç. Onca sene çalıştık, elimizde bir kuruş para yok. Niye? Çünkü evlat evlat değil ki. Üzülme ne olur. Ben üzülmüyorum. Kahrediyorum. Ben bu lafları işitecek adam mıyım? Elimden geleni yapıyorum, görmüyor mu? 3 yaşımdan beri fırça yiyorum ya, yeter artık ya. Tamam canım, geçecek. Bulacağız babanın parasını, geçecek, tamam mı? Ben buldum zaten, yarın veriyorum parayı. Buldun mu? Evet. Nereden?
Sonra söylerim. Ay Kadir! Ay çok sevindim! Dur ben bir kapıya bakayım. Ay 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 ay! İnşallah gelenler Sinan abiler değildir. Merhaba Hülya'cığım. Şimdi hapıyım. Hoş geldiniz. Merhaba Hüseyin Hanım, buyurun. Merhaba Sinan abi, hoş geldin. Geç abi, geç. Merhaba Kudret abi, nasılsın? Öğlen karşılaştık, biraz sinirliydin herhalde. Hala öyleyim. Normal tabii. Kolay mı böyle şeylerle mücadele etmek? Üzülmeyin, üzülmeyin, atlatırsınız. Atlatamam. Bu benim kaderim. Yapma Kudret abi. Maşallah turp gibisin. Tabii canım. Ameliyattan sonra hiçbir şeyiniz kalmaz inşallah. Ya. Ben bir çay koyayım. Ne yaptın Kadir? Gün verdiler mi ameliyat için? Yarın Sinan abi. Aa hadi hayırlısı. Bu ilk bıçak altına yatışınız mı oluyor Kudret Bey? Ne bıçağı ya? Kim yatıyor bıçak altına? Daha kabullenemedi Sinan abi. Evet, çaylar da geldi. Buyurun Sinan abi. Teşekkür ederim Hülya'cığım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim Hülya'cığım, zahmet oldu canım. Babacığım buyurun. Baba. Hülya! Buyurun babacığım. Anne çay koymuştum. Ay yazık vallahi Bahri Hanım'a da. O da perişan oldu tabii. Ya zor tabii, zor. Tabii, bunca yıllık kocası. Kolay mı? Ya. Ama üzülmesin canım. Tıp çok ilerledi. Hele prostat ameliyatı. Diş çektirmek gibi bir şey şimdi. Kadir kim ameliyat oluyor? Sen de bir hoşsun vallahi Hülya. Bu aralar işin çok herhalde. Kayınpederinden bile haberin yok. Ona da söylemedik. Bünyesi zayıf bu haberi kaldıramaz diye düşündük. Ne çeviriyorsun sen? Ne dedin ona? Yok bir şey demedim baba. Çayınıza istediğiniz kadar şeker atabilirsiniz. Müjgan Hanım dedim diydi. Hadi bakalım Kudret abi sağlığına. Tövbe. Daha çok genciz canım. Yok öyle iki ayda çekip gitmek. Siz de üzmeyin kendinizi. Dediğim gibi tıp artık çok ilerledi. Bunun uzman anestezisti var, uzman hemşiresi var, uzman doktoru var, uzman hasta bakıcısı var, uzman hastane odaları var. Değil mi Kadir? Ya. Sonra profesyonel ambulans hizmetleri var, ameliyat sonrası profesyonel bakımı var. Artık sen istesen de göndermiyorlar adamı öbür tarafa. Subhanallah. Tabii bütün bu uzman şeyler parayla çalışıyor. Sağ olsun Sinan da hiç tereddüt etmemiş, vermiş. Ben teraviye gidiyorum. Tabii. Gidin, bol bol dua etmek lazım. Ben de seninle geleyim baba. Ben seninle aynı camiye gitmem. Kusura bakmayın, o da çok üzgün. Olanları bir türlü hazmedemiyor. Kafası başka yerde tabii, konuşulanları bile anlamıyor. Ay vallahi ben de hiçbir şey anlamıyorum. Kayınpederin iki aylık ömrü kalmış ya Hülya. Ameliyat olmazsa gideceğimiş. Ay bana bir şeyler oluyor. Anne! Hayda! Gülmeyin Bahriye. Bunun uzman anestezisi var, uzman hemşiresi var, uzman hasta bakıcısı var, uzman doktoru var, özel ambulans... Aa başlama gene Sinan. Dur bakalım kadın bir ayılsın. Kadir niye babamın hastaneye gittiğini bana söylemedin? Fırsat olmadı Hülya. Nesi varmış, ne olmuş? Durumu ciddi miymiş? Anne ortalığı velveleye vermesene ya. Hadi sen git yat. İki gün uyu sonra uyan, biz orada hallederiz.
Ah oğlum, neden söylemediniz? Ne zaman gittiniz hastaneye? Bugün gittik anne. Bakın millet, bu konuyu hiç kimse babamın yanında konuşmayacak. Hiç kimse babama hiçbir şey belli etmeyecek. Ya bu gibi işlerin bir kuralı vardır. İnsan bir insana gider de iki ay ömrün kaldı, ameliyat olmazsan iki ay sonra öleceksin der mi? Doğru. Doğru tabii. Müjgan Hanım, çok zahmet ettiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz sizi gelişmelerden haberdar ederiz. Peki, peki. Hadi Sinan, biz gidelim. Tekrar geçmiş olsun Bahriye Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Sağ olun. Sinan abi, parayı ne zaman getirirsin? Yarın öğleye doğru getiririm. Sağ ol abi, sağ. Merhaba Kudret abi. İyi akşamlar. İyi görüşürüz. Akşamlar. Görüşürüz, görüşürüz. İyi akşamlar. Alayım babacığım. Yeni mi çıktı bu oy Bahriye Hanım? Artık laf da söylenmiyor. Ya Allah Allah. Tamam anneciğim, tamam. Kadir, sen benimle gelir misin? Ne oldu Hülya? Gel, gel. Neler çeviriyorsun sen? Hiç. Bak Kadir, herkese yutturabilirsin, bana yutturamazsın. Nedir bu ameliyat yalanı? Teessüf ederim Hülya. Sen benim ne zaman yalan söyledin? Kadir! Tamam, tamam. Babamın parasını buldum. Sinan abi verecek. Yalnız vermesi için bir gerekçe lazımdı. Sen de adam ölüyor yalanı söyledin, öyle mi? Geri ödeyeceğim Hülya. Halledeceğim ben yani. Sana inanamıyorum Kadir. İstersen vermeyeyim babamın parasını, hep burada kalsınlar. Neyse canım, başlamışsın bir kere. Günaydın baba. Günaydın. Sana olan borcum vardı ya baba. Evet. Onu bugün öğleden sonra ödüyorum baba. Niye inanayım? Çünkü ben söylüyorum baba. O yüzden inanmıyorum ya. Öyle mi? Peki bugün öğleden sonra öderim, inanırsın baba. İyi günler. Sus artık be kadın. Bütün gece ağladın zaten. Tamam, tamam, tamam. Ağlamıyorum. Ağlamıyorum, ağlamıyorum. Ağlamıyorum. Topla bavulu. Öğleden sonra gidiyoruz. Nereye? Ya nereye olacak? Memlekete. Ameliyat ne olacak? Ya ne ameliyatı? Topla bavulları, gidiyoruz. Tamam babacığım, tamam. Ben ilgilenirim. Anneciğim, hadi ne diyorsa yapın. Üzülmemesi lazım. Peki, peki. Toplarım. Bir isteğiniz var mı babacığım? Yok. Evet arkadaşlar. Muhteşem dehamla bir zorluğun daha üstesinden gelmiş bulunuyorum. Eminim şu anda bavullarını hazırlıyorlardır. Kadir abi, sana samimi olarak bir soru sorabilir miyim? Sor don bile. Neden hayırlı evlat olmak gibi kolay bir yol varken sen zor olanını seçiyorsun? Bu soruyu yanıtlamak istemiyorum don bile baykuş Hasan. Patron, dünkü adamlara geliyor. Ne? Dombili, çıkar çabuk, çık oradan. Rafi, ver sen de olmuyor var hemen. Ver, 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 ver. Çıkar şunu. Geldi patron. Geldi. Çabuk, çabuk, çabuk geçin, yerinize geçin. Masalara geçin. Siz müşterisiniz, tamam mı? Oturun hemen oraya. Ben geliyorum şimdi.
Efendim, köfteleriniz hazır. Hemen getiriyorum. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Belgelerinizi inceledik. Öyle mi? Sonuç nedir? Hiçbir yerde Kadir Bey köfte diye bir kayıt yok. Olur mu canım, öyle iyi baksaydınız memur bey? İyi baktık, iyi baktık. Şu 6 milyarlık cezayı ödedikten sonra ruhsat için başvurunuz. 6 ne? Milyar. İmza lütfen. İyi günler. İyi günler. Biz Maliye Bakanlığı'ndan geliyoruz. Belgelerinizi ve yazı arkasınızı görebilir miyiz? Tabii. Buyurun. Koy ver kızım. Kudret, gitmeseydik. Nereden çıktı şimdi şu gitmek? Oğlun bugün parayı getiriyormuş. Bırak şu parayı. Sağlığın önemli. Ne demek bırak şu parayı? Asıl bu evde kaldığım zaman sağlığımdan oluyorum. Cinlerim tepeme çıkıyor. Getirsin parayı, hemen gidiyoruz. Bu yazar kasa bozuk. Belgeleriniz de yok. Tamam, temin ederiz, hallederiz memur bey. KDV dahildir yazısı da yok. Çalışan işçilerin sigorta dökümleri de yok. Hiçbir şey yok. Böyle bir iş yeri yok. Bizim devlete karşı boynumuz kıldan ince memur bey. Ama devletimiz de bize biraz süre tanısın yani. Önce şu 4 milyarı bir ödeyin. Sonra bağlı iş yeri açmakla ilgili prosedürleri öğrenip ilgili yerlere başvurunuz. 4 milyar mı? Evet. Şimdi müsaadenizle burayı mühürlemek zorundayız. Nasıl yani? Kapatıyor musunuz? Evet, kapatıyoruz. Borcunuzu ödemediğiniz sürece de kapalı kalır. Arabadan mühürler alalım. Tamam. İyi günler. Hoş geldin. Evet, Sinan abi. Kadir'ciğim. Buyur gel. Söz verdiğim gibi parayı getirdim. Sağ ol Sinan abi, çok sağ ol. Ameliyat için gün belli oldu mu? Yok, daha belli olmadı Sinan abi. Olunca ben sana haber veririm. Peki, tamam. Şimdi benim işlerim var. Kudret abiye selam söyle. Baş üstüne. Baş üstüne Sinan abi. Of ya! Of ya! Of ya! Ne olacak şimdi patron? Kapanacak mı dükkanı? Bilmiyorum Rafi. Vallahi ya bu dükkan kapanacak ya da cezayı ödeyeceksin, babam burada kalacak. Bir karar vermek zorundasın Kadir abi. İki seçenek de birbirinden beter. Ama haklısın. Karar vermek zorundayım. Açayım kapıyı. Kadir, ne oldu? Getirdin mi parayı? Baba, bir süre daha bizde kalmak ister miydin de? Kudret,